Merhaba sevgili gönül dostları. Bu hafta bakalım ruhlar ve evren, sistem bize ne diyecek? Şöyle ki önümüzdeki artık dolunaydan çıktık. Yeni ay fazına doğru gidiyoruz. Ruhsal alanımız birazcık sıkışıklık yaşayabilir. Ruh alanımız ve sistemden gelecek bilgiyle alakalı açılım yapmak istiyorum. Evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde tüm burçlar için açılım yapalım. Sevgili yükselen burcu, güneş burcu, ay burcu, koç olanlarla başlayalım. Bakalım ruhsal alandaki durumunuz size ne söylüyor? Diyor ki bu hafta şansınızı iyi değerlendirirsin. Bir şeyleri değiştirmek istediğiniz konular var. Değiştirmek istediğiniz konuları artık gündeme getirin. Sizin için şanslı dönem başlıyor ve bir tane daha şans çıktı. İki tane şans. Neyi değiştirmek, dönüştürmek, neye başlamak, neyi hayatınızda merkez haline getirmek istiyorsanız iki tane şans kartı çıktı. Buna başlayabilirsin diyor evren ve sistem. Sevgi Allah'ın gizeminin üstadıdır. Neye başlamak istiyorsan umarım evrenin ve bütünün hayrına olur. Başlatabilirsiniz sevgili koçlar. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Sevgili boğalar, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, boğa olanlar. Ölüm, kutsallık. Sevgili boğalar, ölüm kartı aslında içinizde bir şeylerin bittiğini söylüyor. Ve kendinizi inandığınız konulara adamaya başlayacaksınız. Bu hafta bunu hatırlatıyor kartlar size. Ruhunuz size hatırlatıyor daha doğrusu. Çünkü ruh ne istiyor diye sorduğumuzda bitir artık. Ruhunda sana acı veren konu, durum, kişiler ne varsa bitir ki kendi kutsallığına ulaş diye söylüyor. Peki evren sistem ne diyor bu konuyla ilgili? Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandırır. Gerçekten bitmesini istediğin ne varsa bunu gerçekten istiyorsan kutsallık çünkü isteğine doğru git. Onun mükafatını evren sistem tarafından alacaksın diyor. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Sevgili ikizler, yükselen burcu, ay burcu, Güneş burcu ikizler olanlar. Mesaj ve ölçülülük çıktı. Bir dengesizlik yaşadığımız konularda artık bir haber, yani şu haber gelsin de ondan sonra bir şeylere başlayayım diyorsunuz belki de ama ruhunuz size diyor ki bu dengesizlikten vazgeç. Haber beklemekten vazgeç. Sen zaten ruhsal olarak bir şeyleri dengede tutabilmek için çaba harcıyorsun. Haber beklemek yerine kendi hayat ölçünü kur. Yani sen bu ölçüde gitmek istiyorsan eğer bu ölçü senin için iyi olsun. Başkasından haber ya da bilgi almaya çalışma. Ruhun sana destek veriyor. Karar ver. Karar verdiğin zaman zaten o ölçüyü bulacaksın diyor. Peki ruhsal açıdan böyle evren sistem size ne diyor? Gerçek bazen sıcak, bazen soğuktur. Böylece ruhani yanımız zahir olur. Dedi ya hani yani haber bekliyorsun, dengesiz davranıyorsun. Sen gerçekten stabil kalıp niye dönüşmek istediğine karar verirsen eğer gerçekliklerle, doğrularla karşılaşacaksın. Belki bu sana acı verecek ama o acıda bile güzellikler yaşayacaksın. En nihayetinde bir karar vermiş olacaksın sevgili ikizler. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Sevgili yengeçler, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, yengeç olanlar.
Sevgili yengeçler, artık hatadan dönüş yapma vakti gelmiş sizin için. Geçmiş zamanda yaptığınız hataların bu dönemde aslında sizin deneyiminiz olduğunu fark edeceksiniz. Bu hatanın size dönüşümünü ruhunuz diyor ki, evet orada hata yapmış olabilirsiniz. Buradan bir bilgi al ve bunu hayata sun. Hayat felsefende bir irade gücün olsun. Ruhun seni hatalarınla büyümene zorluyor. Burada ruhunu dinleyip büyümeyi kabul edersen eğer, bakalım evren, sistem bu konuyla ilgili ne diyecek size? Bu minareden ad gibi yüzlerce, binlerce insan döndü. Yani sen bir sürü hata yapmış olabilirsin, bir sürü kayıplar yaşamış olabilirsin. Evet, bu senin büyümende bir destekti. Olgunlaşmanda, bilgelik kazanmanda bir destekti. Oraya takılıp kalma, ruhunu dinle diyor. Evet, deneyim kazandın. Bu deneyimini kendi hayatına düzenle, düzen kur, kendi düzenini kurman için ruhun sana fırsat veriyor. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Sevgili aslanlar, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, aslan olanlar. Pişmanlık ve zenginlik. Aslında pişmanlıklarınızla olgunlaştığınızın farkına varacaksınız bugünlerde. Pişmanlığın altında zenginlikler ara diyor ruhunuz size. Pişmanlıkla yoğurma kendi ruhunu, kendi hayatını. Neden bunu yapmadım, neden buna başlamadım, neden ona şöyle söylemedim demek yerine aslında iç zenginliğini ortaya çıkartabilirsin. Zihnini konuşturma, ruhunu konuştur diyor kartlar sana. Ruhun da sana diyor ki, ben zenginlikler sunuyorum, maddi zenginlik değil. Bilgi zenginliği, sevgi zenginliği, hayatında göremediğin, görmediğin, görmek istemediğin güzellikler var. Bunu görmeye başla. Pişmanlıklarına odaklanmaman gerektiğini size hatırlatıyor. Evren, sistem ne diyor? Yarın deme, nice yarınlar geldi geçti diyor. Ve pişmanlıklarına odaklanmak yerine onu, İşte başkalarına şu onu bunu şunu söylemek istemek yerine karar ver, kendi iç zenginliğini kullan. Yarın yaparım, öbür gün yaparım demekten vazgeçme. Neye adım atmak istiyorsan bir an önce başla, çünkü ruhun da bunu destekliyor. Pişmanlıklar içerisinde takılıp kalmamanı size hatırlatıyor. Sevgiyle güzellikleri adınızı aldım, kabul ettim. Sevgili Başaklar, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, başak olanlar. Hata yapmamanız gerekiyor bu hafta. Hataya çok açıksınız ve hatanın getirdiği sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Ruhunuz da diyor ki, kendini yenile. Sen daha öncesinde hatalar yaptın. Hatalar sana acı verdi. Bu hafta bir doğum. Kendini yenile, bir hayata bakışını yenile. Hep sıkıntı yaşıyorum, hep maddi yönde bir şeyleri dönüştüremiyorum, hep acı, hep sıkıntı, bunları düşünme, bu senin için bir hata diyor. Doğum, yani yeni şeyler üret, yeni konulara geçiş yap, yeni hayat düzeni kur, yeni arkadaşlar edin, hep aynı hataya düşüyorsun, hep kıtlık bilinci çalıştırıyorsun diyor. Ve bunu dönüştürdüğünde evren sana bakalım nasıl bir destek veriyor. Allah bu kefeleri dengeledi ki sonsuza kadar adalet bilimle olsun diyor, bizimle olsun diye. Değiştir artık düşünce yapını. Çünkü evren de sistem de sana diyor, bu kefeleri dengeledik ki sonsuza kadar adalet işlesin. Evet, adaletin çalışmasını istiyorsan zihin yapını değiştirmen gerekiyor sevgili başaklar.
kıtlık bilincinde kalmayın. Yeni, kendiniz için yeni şeyler üretin. Yeni bakış açısı üretin lütfen. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Sevgili teraziler, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, terazi olanlar. Ruhunuz size diyor ki, üçüncü şahısları hayatınızdan çıkartın. Bu kimse hayatınızda, belki de istem dışı hayatınızda yer almakta ve ruhunuz diyor ki, artık zamanı geldi. Üçüncü kişilerden belki akıl fikir aldığınız kim varsa bu hayatımızda bir dengesizlik yaratıyor. Bunun için ruhun sana destek veriyor. Artık zamanı geldi. Üçüncü şahıslar kimse, bunu hayatından çıkart ki kendi özgürlüğüne kavuş. Peki bu konuyla ilgili evren, sistem ne diyor? Rüyalarındaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir diyor size. Yani kendi gücünü görebilmen için üçüncü kişiye ihtiyacın yok. Birinden akıl almaya ihtiyacın yok. Sen kendi gücünü kullanmaya başlamanın zamanı geldi sevgili teraziler. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Sevgili akrepler, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, akrep olanlar, sihirbaz ve bilgelik. Bu dönemde ruhunuz değişip dönüşebileceğinizi, artık o bilginin açığa çıkmak istediği ve kendinizi değişip dönüştürdüğünüz zaman son noktaya, son oktava gelmişsiniz. Bu hafta değişip dönüşme zamanı ve ruhun diyor ki, ben bilgiyi yeteri kadar topladım. Artık dışa yansıtmak istiyorum. Hayatında bir şeyleri kaybetmemek için öfke ve hırs yaptıysan eğer, bilgelik sana diyor ki, gözünü kapattığın zaman benimle buluşacaksın. Yani ruh benliğinle buluşacaksın. Eğer benimle buluşursan senin dünyevi konularda da hayatını iyileştirmeye başlayacağım. Çünkü benden bana yolculuk olduğu için hayat, benden bana olan yolculukta kendi ruhunu dinlediğin zaman aslında hayat rotanı da çizebilme potansiyelinin yüksek olduğunu göreceksin diyor. Evren, sistem diyor ki size, aşk şarabıyla mest oldum. Yani bunu dışarıya yansıtırsan, dünyevi plana da yansıtırsan, artık mutlu olma zamanı geliyor sizin için. Artık başlayabilirsiniz her şeye. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Sevgili yaylar, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, yay olanlar, bakalım. Sessizlik ve şüphe. Size ruh haliniz diyor ki, kendi içine kapanmanız, hep bir soru işareti olması kafanızda. Artık bu döngüyü kırmanız gerektiğini, bu şüpheyi içinizden atmanız gerektiğini, sessiz kaldığınız zamanlarda dudağınız işlemese de beyniniz konuşuyor. Ruhun da size diyor ki, bunu melodiye çevirebilirsin. Aslında korktuğun şeyleri müzik haline getirip onu güzelleştirebilirsin. Evet, soru işaretlerin olabilir, kafanın içinde şüpheler oluşabilir ama bunu daha sakin hayatına ve dışa yansıtabilmen için bunu melodiye çevir ki sert olmasın. Çünkü iç dünyanda canın acıyor. Ve canın acıdığı için, ruhun acıdığı için de ruh benliğinden bir şey üretemiyorsun. Ruh benliğin sana diyor ki, bu şüphelerini aza indirge. Eğer ki sıkıntıların varsa bunu hoş bir edayla bana sun ki ben sana bir şekilde korku ya da cesaretsizlik olarak dönmeyeyim, sana lütuf olarak döneyim diyor ruh benliğin. Peki evren, sistem ne diyor? Saf altın ateşin kalbinde bile mutludur. Rızkın, kısmetin, evet
ateşin içinde yansam dahi bunun içinde mutlu ol. Bir hazine yatıyor orada diyor. Bu düşüncelerini değiştir ve dönüştür. Bir şeyler değişip dönüşecek, sadece gelip geçici olduğunu fark etmeni istiyor evren ve sistem. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Oğlaklar, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu. Oğlak olanlar, ruh benliğiniz size diyor ki bir şeyler artık kurban bilincinden çıkıp otorite haline geliyor. Benim artık ruhun diyor ki kurban bilincinden çık. Kendi gücüne ulaş. Kendi gücüne ulaştığın zaman başkalarından yardım almadan kendi ruh benliğinle hayatında bir şeyleri değiştirebilirsin diyor. Şu ana kadar hep kurban bilinciyle işte yapamam, olmaz ya da işte başkasının desteğine ihtiyacım var deyip hep kurban bilinci çalıştırdın. Artık buna gereksinim duyma diyor. Kendi gücünü kullanma vakti sizin için. Evren sistem ne diyor? Bak oyunum ne muhteşem, elbisem de olağanüstü güzellikte. Şu an stabil kaldığın konularda kurban bilincinden çıkıp kendi gücünü gösterdiğin zaman gerçekten kendi muhteşemliğini göreceksin diyor evren sistem. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Sevgili kovalar, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, kova olanlar, deli ve kardeşlik ruhun böyle bir olma, birlik olma, bir şeyleri yeni baştan yaşama, bir şeyleri heyecan ve coşkuyla başlama isteği içerisinde ruhunuz. Bir ve birlik olma zamanının geldiğini ruhunuz size hatırlatıyor ve şevkle, sevgiyle bir şeyleri bu hafta hissedeceksiniz. Yani kendinizi daha masum, daha verici, daha kalıcı işler yapabilirsiniz. Bir şeyleri dönüştürmek için ruhunuz size adımlar atmanızı hatırlatıyor. Kalpte tezatlık savaşa benzer. Sakın ola ki bu yaşadığın güzellikleri acabalarla zehirleme. Tezatlık yaşama, akışta kal. Yaşadığın ne varsa senin hayrına, güzellikler o güzellikleri tadını çıkart diyor. Kafanda acabalar yaşayıp kurgulama diye hatırlatıyor sevgili kovalar. Sevgiyle güzellikleri adınızı aldım, kabul ettim. Sevgili balıklar, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, balık olanlar. Kadın ve ışık çıktı. Dişil enerjiniz yükselecek. Kendi aydınlığınız içerisinde kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz ve ruhunuz size diyor ki bu ışıkta, bu kendine olan güveninde, bu aydınlığın içerisinde benim şöyle ki ruhu kadın olarak, dişil enerji olarak, erkek de olsanız dişil enerjiniz yükselecek. Bu ışığı görüp fark ettiğinde insanlara ve etrafındakilere yansıtabilirsin. Daha hoşgörülü, daha mütevazi, daha içten ve samimi olma potansiyelin var. Ben buna hazırım diyor ruh benliğiniz. Peki evren sistem ne diyor? Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Bu dönemin, bu haftanın tadını çıkartmanızı ve bu tadın içerisinde de etrafınızı da mutlu etmeyi ihmal etmemenizi size hatırlatıyor evren ve sistem. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.